Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte General Mobile'in son amiral gemisi GM9 Pro'yu inceliyoruz. İlk kez bir yerli telefon DxOMark testlerinde onaylandı ve 90 puan aldı. Böylece de fotoğraf ve videolarda iddialı olduğunu kanıtladı. Bu sebeptendir ki gelin vakit kaybetmeden telefonu kamerasıyla incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, DxOMark üzerinde iPhone 7 Plus ve Note 8 bu telefona yakın puanlar almış. Bir de bizim elimizde P20 Lite vardı. Bunların bir kameralarını karşılaştıralım dedik. Zaten şimdi siz de görüntüleri izleyeceksiniz. Karar sizin. Şimdi gelin kameradan devam edelim. Arka tarafta çift kamera bizleri bekliyor. Kameralardan bir tanesi 12 megapiksel değerinde, diğeri de 8 megapiksel f1.8 diyaframa sahip, aynı zamanda autofocus'a sahip. GM9 Pro'nun ikinci kamerasını portre modunda bokeh efekti için kullanıyoruz. Yani arka taraf bulanıklaşıyor. Bu da tabii ki de objenin daha ön planda olmasını, daha net bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Bokeh performansını değerlendirecek olursak, arka planı iyi ayarladığınız zaman, çok fazla karışık olmadığınız zaman gayet güzel sonuçlar çıkartabiliyorsunuz. Ancak el ve saç gibi şeylerde bazen hesaplama hataları yapabiliyor. Dış mekan çekimlerinde fotoğrafların az kontrastlı olduğunu görüyoruz. Bu da renklerin çok fazla abartılı, gerçek dışı olmadığının belirtisi diyebiliriz. Düşük ışıkta da güzel işler çıkartabiliyor, ancak telefonu biraz daha az titretmeniz gerekiyor. Zaten ışık düştükçe kumlanma da artıyor normal olarak ve renkler olduğundan bazen farklı gözükebiliyor. Saniyede 30 kare 4K video çekim yapabilen GM9 Pro'da maalesef OIS yok arkadaşlar. AIS diye bir teknoloji var, yani optik değil elektronik olarak yapıyor bu işlemi. Ayrıca saniyede 120 kare ağır çekim videolar çekebiliyorsunuz. Videodan bahsederken güç tuşunun üzerinde bir düğme yer alıyor. Bundan da bahsetmemiz gerekti. Bu tuşa basılı tuttuğumuz zaman direkt video kaydına giriyor arkadaşlar. Hani başlatayım mı diye sormuyor bile. Yani anı kaçırmamak için bence güzel bir düğme olmuş. Ayrıca bu tuş kilidiniz aktifken bile çalışıyor. Bunu da belirtelim. Ön kameraya baktığımız zaman 8 megapiksellik bir kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Tıpkı arka kameramız olduğu gibi ön kameramızda da portre modu yer alıyor. Ancak bu sefer yazılımsal olarak portre modunu devreye sokuyor. Geniş açılı selfilerde çekebiliyoruz. Ön kamera, tabii ki de ön kameranın olmazsa olmazı güzellik modu da bu telefonda yer alıyor. GM9 Pro'nun mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Yani telefonu alırsanız sesler bu şekilde kaydolacak. Bunu da belirtelim. Kamera arayüzü oldukça sade ve kullanışlı olmuş. Direkt açıp fotoğraf, video çekmeye yönelik tamamen otomatik modların olduğu bir kamera olmuş. Genel olarak kamera kısmını toparlamak gerekirse bence GM9 Pro ile birlikte General Mobile iddialı bir ürün çıkarmış kamera tarafında. Hem fotoğraflarda hem de videolarda gayet tutarlı işler çıkartabiliyor. Yani kendi sınıfındaki telefonlara göre yerini oldukça sağlamlaştırmış General Mobile bu telefonla birlikte. Sıra geldi tasarım bölümüne. Günümüz tasarım çizgilerine baktığımız zaman çentik furyasının başını alıp gittiğini görüyoruz. Ancak GM9 Pro'da herhangi bir çentik bulunmuyor arkadaşlar. Metal çerçevesi cam görünümlü arka yüzeyinde eklediğimiz zaman şık bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. 18'e 9 en boy oranına sahip telefonumuzun 6.01 inçlik Full HD Plus bir ekranı var. Yani 2160'a 1080 piksel çözünürlüğünde. AMOLED ekran teknolojisi sayesinde en iyi renk deneyimini bizlere sunmaya çalışıyor. Telefon gayet de güzel bir ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu da telefonu kırılmalardan ve darbelerden korumaya çalışıyor. Güvenlik önlemi olarak da arka tarafta parmak izi sensörümüz yer alıyor. Parmak izi sensörü stabil bir şekilde çalışıyor. Biri altta, biri ayıza bölümünde olmak üzere toplamda 2 adet hoparlörümüz var. Gayet güçlü, yüksek ses verdiğini de söyleyebiliriz. Bu çift hoparlöre bir de yazılımsal olarak Dolby Atmos ses teknolojisi eklenmiş. Yani ses olayında herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten 3.5 mm'lik kulaklık girişli olduğu için istediğimiz kulaklığımızda rahat rahat takabiliyoruz. Kutunun içinden kulaklık da geliyor arkadaşlar. O kulaklığın da hiç fena olmadığını söyleyebiliriz. Telefonumuzun ağırlığı 175 gram. Ayrıca 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor telefonumuz. Uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere. Android 8.1 sürümüyle birlikte geliyor telefonumuz. Aynı zamanda yıl sonuna kadar Android 9 sürümünü alacağı da söyleniyor ki bizce de alır zaten. Çünkü Android One projesine dahil bir telefon arkadaşlar. O yüzden sıkıntısız bir şekilde güncellemeleri alacaktır. Telefonu ilk açtığımız zaman böyle çöp uygulamalarla dolu olmadığını söyleyebiliriz. Hatta hiç neredeyse uygulama yok böyle gereksiz arkadaşlar. Tamamen stok Android arayüzü ve stok uygulamalar
uygulamalarla birlikte geliyor. Genel olarak ben tasarım beğendim arkadaşlar. Öyle telefonu çok şaşalı göstermek için abartı şeyler eklememişler. Bu yüzden de bence sade ve şık duruyor. Şimdi gelin biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor ve Adreno 512 grafik işleme birimiyle birlikte geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor bizlere. Ayrıca micro SD kart ile 256 GB'a kadar telefonumuzun hafızasını arttırabiliyoruz. Teknik özellik bakımından en üst seviyede diyemeyiz. Tamam arkadaşlar, biraz orta seviyede bir telefon, ancak oyunlarda, sosyal medyada, günlük kullanımda size herhangi bir sorun çıkartacağını ben düşünmüyorum. Dilerseniz gelin lafı fazla dolandırmayalım. Oyunlarda ne yapıyor ona bir bakalım. 10 dakika boyunca PUBG oynayacağız. Ben size hem batarya durumundan bahsedeceğim hem de ne kadar ısınıyor, pili ne kadar gitti, buna bakalım. Telefon 3800 mAh'lik bir batarya ile birlikte geliyor. Uzun uzadıya test etme imkanım olmadı, ancak bir günün rahatlıkla çıkartabilecek büyüklükte bir batarya diyebiliriz. Hızlı şarjıyla yaklaşık 80 dakikalık bir sürede tam şarja ulaşabiliyor. Özellikle işlemcinin az güç tüketmesi, stok Android'in nimetleri batarya konusunda pek sıkıntı çıkarmayacak. 10 dakikalık PUBG'nin sonuçlarına bakacak olursak da sıcaklığımız 29.8 dereceden 33.5 derece seviyelerine yükseldi. Şarjımız da 65'ten 63'e düştü. Gayet iyi rakamlar diyebiliriz oyun testimize göre. Ayrıca oyunda da herhangi bir FPS düşmesi, takılma, donma gibi şeyler yaşamadığımızı da belirtelim. Sıra geldi son sözlerimize. GM9 Pro'yu 2900 TL'ye marketlerden satın alabiliyorsunuz. Kamera konusunda oldukça önemli geliştirmelere imza atılmış. Zaten DxOMark ile de bunu kanıtlamışlar. Ayrıca günümüzdeki amiral gemilerinin de fiyatları ortada arkadaşlar. Kamera bakımından, tasarım bakımından, ayrıca Android One projesinin dahil olması bakımından bu fiyat bandında bir telefon arıyorsanız bence GM9 Pro'yu tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte General Mobile'ın yepyeni akıllı telefonu GM9 Pro'yu inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her iki yanımda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.